Merhaba arkadaşlar, Kız Babası'na hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir tarifle gelmiyorum. Nasıl geliyorum? Tertipli, düzenli bir ev erkeği nasıl olur? Onu göstereceğim size arkadaşlar. Tertipli düzenli bir ev erkeği nasıl olur? Evet, videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yani bugünkü videomuzda işte evimizdeki eşyaların konmasında bizi kolaylaştıran, bize yardımcı olan şeyler Saklanmasında. saklanmasında hem bunlardan bahsedelim dedik. Hem çekmece düzeni, böyle dolap düzeni, dolapta mesela yardımcı şeyler neler olur? Mesela en basitinden şimdi şuraya açtığımızda bakın burada göz hazır. Bunlar hazır şeyler. Şu şekilde. Şöyle. Yani bunlar bu şekilde dolabın daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Yani tabii bunlar böyle olmasa bunlar hepsi böyle Poşet poşet yığacaksınız mesela düzenli böyle. olmaz, karışık görünür. Alması, kullanması çok zor olur. Evet, bu göz derin bir göz. Üstteki gözü de gösterelim Hüseyin Bey. Buradaki kapları A101'den, BİM'den, Şok'tan aldık. Ama inanın bunlar bile çok pahalı artık. Tanesi İnanın belki, dur arkadaşlar kapağı bugün açsaydın, aç kapağı. pardon. Bir tanesini şöyle yani bu siyah beyaz aldım ben hani bir renk uyumu olsun Şöyle şu dolaplarla uyusun diye bu şekilde. şekilde. Yani bu da şu şekilde. Bunda da mesela işte nedir? Ivır zıvır. Evet Fındık bunlar hazır böcekleri. alınan kaplar. Şurada benim yapmış olduğum bir buluş var. Sen onu da gösterelim mi ne olur. Evet. Bunun bakın ben ne yaptım Şimdi diyormuşum. teknoloji tasarımının faydaları. Evet. Burada poşetlerimiz var arkadaşlar. Almakta bazen böyle bir yere koymakta zorlanıyoruz. Ama eşim sağ olsun. Böyle biraz üstünü kestim. Buradan Hani elinizi böyle sokup şöyle tık çektiğinizde tık çektiğinizde geliyor. Daha tertipli düzenli oluyor. pratik, daha kolay böyle. Evet. Bana ait bir fikir. Evet. Ha. Şurada da var bir tane bir şey, bir Onu fikir. Onu birazdan birazdan göstereceğiz. gösterelim. Onu yanımıza alalım. Reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra. Şimdi gelelim Evet. buzdolabına. Buzdolabı düzenimizden bahsedelim Şimdi burada biraz. da arkadaşlar aynı şekilde bunlar Evet. hazır ama dolabın kullanışını inanın iki kat artırıyor. Ya bunları poşetle koysanız hem görüntüyü kirleşti yani Yani kirli gösteriyor hem de az yer kaplıyor. Bu rafın şekilde içi mesela 8 tane sığıyor burada boyutlarına göre. her yiyeceği Üst kısmında da 4 tane var. Mesela bizde şu an 12 tane var. Bunun yedekleri de var. evet daha fazla da Ya mesela hani buralara da kullanabiliriz. koymak istediğimizi de Şu haliyle zaten koyabiliyoruz. kaç tane geliyor? Zaten Şu 12 an tane 12 var. tane var. 12 Ama biz bunu tane var. arttırabiliyoruz. Şu göze de alt Tabii göze de 4 tane yani. girebiliyor. Hani ihtiyaç olursa daha da arttırabiliyoruz sayıyı. Yani bunlar hayatı çok kolaylaştırıyor. Yani bizim gibi karı koca tertip ve düzeni seviyorsanız lütfen bu ürünleri kullanın. Şimdi bunlar tabii parayla alınan Tabii. ürünler. Ben her yerde bu Bir de parayla mesela alınan bizim ürünleri burada da var. Mesela kullanmıyorum. hani normal hani küçük bakliyat türlerinden Evet. tutun. İşte böyle çaydır, bitki çayıydı, işte kırık kırçık. İşte Gırık kırçık. Elif'in yani kırıkçıkları. evet Elif'in abur cuburları var burada mesela. Evet, burada da İşte hep böyle böyle birbirinin benzeri kapları yan yana kullanmaya çalıştık. Hani hem evet. görüntü güzelliği olsun, şık görünsün, aynı zamanda kullanışlı Yani olsun diye. Şurada yaptığım bir şeyi gösterebilir miyiz Hüseyin? Şimdi şuradaki görmüşsünüzdür. Bunlar hazır etiketler değil. Atıyorum pudra şekerin üzerindeki hani yazıyı kestim. Şeffaf koli bandıyla camların üstüne yapıştırdım. Çünkü insan karıştırıyor zamanla içindeki evet. ne nişastasıydı, hangi undu. Hani karışabilecek olan şeyleri etike yani kutularındaki o markaları Kendi hani orijinal kutusunda ürünlerini aldığınız onları şeyi. kestim böyle simetrik bir şekilde. Şeffaf koli bandıyla da kavanoza yapıştırınca inan hani böyle Hüseyin bunlar hazır satılıyor. Hiç Evet. gerek yok yani. Kendim Evet. yaptım bu şekilde Hüseyin Bey. Şu kapaklar da zaten herhalde takipçilerimiz anlamıştır. Genelde A101'in BİM'in kapakları. O BİM, yani o marketler gerçekten de uygun yani. Onun, Evet. şurada düzeni bozan bir kavanoz var. Onun kapağını kim böyle koydu bakayım? Nereden geldi? Farklı kapak. O bak Evet, burada onu. bir tane karışmış Evet, kapak. başka bir yerden karışmış o. Hayır, Neyse onu sonra boyun düzeltelim. kapağı başka bir kapak O boyut. buzdolabındaki Evet, kavanozların kapağı kavanozun Hüseyin. kapağı karışmış, evet. Çünkü Evet. normalde buna bile dikkat ediyoruz Evet yani. tabii çünkü Tertip, yani düzen. düzen önemli bir şey. Şimdi Hüseyin Bey de çok seviyor. Ay gene çok konuştun diyecekler Hüseyin. Yani bazıları öyle diyor ya çok konuştum söylüyorlar. Hüseyin Bey hiç Evet konuş konuşturmuyoruz. konuşturmuyorsun Hüseyin Bey konuş lütfen. Hadi gel Evet anneciğin odasına arkadaşlar, şimdi gidelim. yine
Güzel kızım benim. Evet. Kursunda. Sevgili güzel öğretmenimiz. Sen yapbozun yanından geçerken yapbozumuz ne zaman başlayacağız yapmaya? Ha, yenisini daha telefonum evet. Çalıyor. Evet, burada programımız evet. Çalışıyor. Bir tane maşallah. Önce şu çekmecelerden gösterelim istersen. Evet. Şimdi buradakiler arkadaşlar hazır değil. Bunlar evet. Biz kendimiz yani Dilek Hanım'ın yaptığı şeyler. Gördüğünüz gibi bakın. İstersen. Çok simetrik. Bunlar bedava. Böyle bedava. Hani temizlik malzemelerinin kutularından elde ediyorum. Yani. Bir işte süzme yoğurt kutusu. Bu burada da aynı. Gene birbirinin şeyler. Boyunda hani yani, kapları. Şeyi, bunlar dondurma kapları. Hani bir mum yani çekmeceyi evdeki... daha kullanışlı nasıl hale getirilebilir onun boyutlarına göre kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar evinizdeki bulunan şeylerden mesela. Evet. Burası da bu şekilde. Burası da bu şekilde. Ya buradaki önemli olan buraya uygun en uygun kapları bulup daha kullanışlı tabii hale getirmek. Tabii çekmecenin boyunu bakın aşmaması lazım. Bakın bunlar mesela lokum kutuları. Burada neler var? İşte kalem tıraşlarımız var, silgilerimiz var. Şeffaf olması da önemli çünkü içini gördüğünüz zaman hani aramıyorsunuz. Evet. İşte bu şekilde. Burada kaplarımız aynı şekilde. Yani bunlar gayet... yoğurt kutuları, süt kutuları, peynir kutuları. Bunlar arkadaşlar minimum bu. Evet. Burada hatta kendisinin bak bir tam ortada çizgisi var. Görünüyor mu? Şöyle göstereyim. Evet birazcık ha, görünebiliyor. Şurada tam çizgisi var. Tam o çizgiden böyle keserseniz tam şeyin çekmecelerin boyuna göre denk geliyor. Yani bu gayet kullanışlı. Rengi de hoş. Evet. Yani mutfakta gösterdiğimiz hani o hani ürünler hazır ürünlerdi. Parayla satılan ürünlerdi. Ama burada kullandıklarımız hani geri dönüşüm ürünleri. İnanın arkadaşlar bugün hani bir şok oldum. Niye şok oldun? Başka bir daha şok oldum. İnanın şu halıların altındaki hani halı kaydırmazları var ya şunlar. Şunun bir tanesi, bir tanesi 40 lira. 39 liraydı. İşte 40 liradı. Yani inanın hani ben en son aldığımızda 5-6 liraya almıştık biz bunları. Herhalde tamam. Bir 10-15 lira falanmış da diye düşündük. Şimdi başka bir dünya. Şimdi marketin birine girdik sorduk. Orada dedi 35 lira. Sonra gittik başka bir yer daha ucuz olduğunu düşündüğümüz bir yere gittik. Orası 39 lira demiş. 39 lira dedi. İnanın yani her şey yani çok katlanmış. Ha, bu ne demek? Yani dışarıdan hazır alacağınız böyle şeylerden de yani kendiniz bir şeyler yapabilirsiniz. Yani evet şurada yani, da var onlar. Burada da var mesela Ahmetcan'ın. Şurada da. Bakın hepsi aynı boyda olunca daha çok düzgün gözüküyor. Yani. Hani dolabın kapağıyla da uyumlu. Yani insan istedikten sonra geri dönüşümden de hani amaca hizmet eden birçok şey yapabilir. Niye olmasın? Yani. Evet Hüseyin Bey. Yani bunu paylaş. Yani biz biliyorsunuz hala ev temizliyoruz. O formattayız. Onun için bu tarz bir şey paylaşmak istedik. Yani zaten paylaştığımız her şey memnun kalıyorsak bizi şimdi mutlu takipçi arkadaşlarım diyor ki mutlu ediyorsa temizlik videosu paylaşın arkadaşlar diyor. Yukarıyı çekeriz. Aşağıyı bitirdik artık. Yani evet alt kat şükür, elhamdülillah alt kat bitti. Bitti. Yani alt katta çekim yapmadık. Yani hakikaten zor oldu. Bir hafta yani 10 gün falan uğraştık yani burayı. Ya şey, temizlik ancak. Videosu çekmek ha, bir de biz şu var arkadaşlar yani biz şimdi ben kendimizi, istemiyorum böyle bir hani şey biz kendimizi kasmıyoruz. Yani illa bugün hemen 2 günde 3 günde bitirelim diye bir şey yok. Hem okul olduğu için mesela hani yarım gün yapıyoruz veya hani bir camı siliyoruz veya bir buraya süpürüyoruz bırakıyoruz. Gezip geliyoruz. Gidip bir inşaat şirketleriyle konuşuyoruz. Hatta bugün mesela arkadaşlar evet, bir üstün yapının bir ev projesi gördük. Üstün yapı. Yani akıllara, gerçekten akıllara üstün bir yapıydı. Üstün bir yapıydı. Üstün bir yapıydı. Yani, adına yakışırdı yani. Evet. Yani hamamları, saunası, kapalı açık havuzları, yani kapalı otoparkları, kendine siteye ait, aileye ait kafeteryaları, yani çocukların oyun salonları, yani yok yok. Ha, parası da nasıl? Parası da sağlam yani. 10 numara 5 yıldız. Yani. Numara temelden 5 yıldız. 4 milyon arkadaşlar. Evet daha temel yarın başlayacak. Yarın atacaklarmış evet, temeli. Yani. Allah olanlara hayırlı olsun. Evet biz yani. Hani bir bakalım bir değerlendirelim dedik. Yani evet. Nasip Allah kerim diyoruz.
Nasıl? Belki kanalımız çok büyür. Çok para kazanırız. Niye olmasın? Yani. Allah'ın izniyle Rabbim. İnşallah. Yani. Hani işin esprisi Rabbim herkesin gönlünden geçenin kat be kat iyisini versin. Nasip etsin. Herkes mutlu, huzurlu, mesut yaşasın inşallah. İnşallah. Evet. Bugünlük de paylaşımımız bu kadar. Memnun olduğumuz, hoşnut olduğumuz, beğendiğimiz şeyleri size de paylaşmak istiyoruz. Şimdi havalar soğumaya başlıyor. Arkadaşlar çok yakında çok güzel bir videoya karşınızda olacağım. Wow, çok heyecanlı. Yani, verici oldu Hüseyin Bey. Şimdi yakıtlar, yani biliyorsunuz doğalgaz çalışmadan önce yapılması gereken bir şeyler var. Onunla ilgili en kısa zamanda zaten size... Zaten bazı yerler doğalgazlar çalışmaya başladı. Bizde Ege'de çalışmadı yani. Petek temizliği, yani nasıl yapılır onunla ilgili size bir video çekeceğim. Çok yakında. Tamam bakalım, çok yakında. Flaş, evet. flaş. Evet, evet. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı lütfen, beğenmeyi unutmayalım. Beğenmek, abone olmak ücretsiz. Yani bize destek olmak istiyorsanız videolarımızı sonuna kadar izleyip yorumda yazarsanız çok seviniriz. Evet. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.